İsmail Bey, hızlı hızlı hemen soruyorum. Aksa. Aksa, evet. Şimdi Aksa tarafında arkadaşlar şirketin bilançosu, 6 aylık bilançosu gördüğüm kadarıyla oldukça başarılı. En azından şimdi burada Sasa'yla karşılaştırıyoruz. Ve hisse senedinde neredeyse %30'a yakın bir öz sermaye karlılığı var. Bu şirketin aslında sektöründe de bence nadir, yani şu anda bu şirketin yapmış olduğu işi bu kadar sağlıklı bir şekilde yapabilen bir şirket benim gördüğüm kadarıyla yok. Ve orta ve uzun vadede bu şirketin çok daha ciddi karlarla karşı karşıya gelmesi bence kaçınılmaz. 10,5 civarında bir FK var. Ve yaklaşık olarak da 5,5 civarında piyasa değeri, defter değeri var. Şimdi burada ben Sasa'yla kıyasladığımda açıkçası neredeyse Sasa'nın şöyle hayal edelim, 1/3 fiyatına işlem görüyor gibi ben bunu analiz ediyorum. O yüzden Aksa tarafında fiyatın, şimdi Sasa ile Aksa'nın fiyatları neredeyse geçtiğimiz günlerde kafa kafaydı. Yani aynıydı. Son birkaç gündür Sasa tarafında ciddi yukarı yönlü hareketler yaşanıyor. Burada makas gittikçe açılıyor. Dediğim gibi Aksa şu an için Sasa'nın neredeyse 1/3 fiyatına işlem görüyor gibi. Uzun zamandır da burada yatay bir hareketlilik var. Ben bu yatay hareketliliğin çok da fazla uzamasını açıkçası beklemiyorum. Burada dikkat edeceğimiz nokta, asıl ana nokta 62 fiyat seviyesi. 62 kırıldıktan sonra bence 70, 80, artık ucu açık. Yani çünkü uzun zamandır, 6. aydan beri bu hisse senedi yatay, hafif 10 derecelik bir açıyla yatay hareket ediyor. Böyle bir bilançoya sahip bir hissenin bu kadar, bu şekilde uzun süre yatay kalması bence çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Sadece kritik direnç seviyelerinin kırıldığını görmek lazım. Kırıldığı andan itibaren zaten hisse senedindeki bu bilançoyla, bu değerleme oranlarıyla buralarda kalmaması gerekir. Hani biraz önce bir şeyler demiştik. Şimdi aslında çok iyi şirketler var, çok ucuz, ama piyasalar biraz karışık. Borsa tarafında satış ağırlıklı bir görüntü var. Şimdi bir takım mesela banka hisselerini verirken arada böyle bilançosu iyi olan hisseler de kaynayabiliyor. Sadece böyle istisna hisseler biraz daha sıyrılıyor. Mesela Sasa gibi, Hektaş gibi, Kontrolmatik gibi böyle istisna hisseler biraz daha piyasadan bağımsız hareket edebiliyor. Bunların yani çok ucuz da işlem görmüyor, ama çok daha böyle değişik bir yatırımcı kitlesi var, piyasa yapıcısı var. O yüzden bu hisseler mesela istisna olabilir, ama Aksa'da mesela öyle güçlü bir piyasa yapıcısı yok. Ama diğer taraftan da buradaki yatay hareketler gerçekten hisse senedinde ciddi bir al potansiyeli oluşturuluyor. O yüzden bence yakından takip edilecek hisselerden bir tanesi. Yani en azından bizi buradaki olabilecek bir olumsuzluğa karşı da çok rahat piyasadaki bu düşüş eğilimlerinden koruyabilir. Yukarı yönlü potansiyeli de aynı zamanda unutmamak gerekiyor bunda. Peki. İsmail Bey, şöyle yapalım mı, biraz daha 1.000 arkadaşımız izliyor bizi yaklaşık. O kadar çok hisse sormuşlar ki ben bugün gerçekten onların hisselerini alıp soracağım dedim. Çünkü bana çok kızıyorlar. Böyle daha hızlı, daha fazla hisse bakalım mı? Çünkü Tamam. fazla ya, Çok, bütün o zaman hisseler... detaya girmeden Evet, çok direkt detaylı. görüşümü söyleyeyim. Tamam, harika. O zaman hemen üçüncü hisseye geçiyorum. Tüpraş. Tüpraş.
Tüpraş'ta son günlerde biraz yabancı satışı ön planda. Özellikle petrol.